Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün itibariyle resmen yeni yasama yılına başlıyor. Geçtiğimiz yasama yılı Temmuz ortasına kadar devam etmişti. Özellikle Temmuz ayında AK Parti iktidar grubu tarafından meclise çok sayıda yasal düzenleme sevk edilmesi tartışma konusu olmuştu. O günkü kavga nedeniyle Meclis Genel Kurulu salonunda da yeniden düzenlemeler yapıldı. Kürsü arkasındaki merdiven basamaklarındaki köşeli yerler törpülendi. Meclis yeniden olası fiziki kavgalarda milletvekillerinin daha az zarar görmesi konusunda düzenlendi. Bu düzenlemelerden bazıları askıda kaldı. Mesela öğretmenlik meslek kanunu günlerce öğretmenlerin ve sendikaların yaptığı eylemler sonrasında genel kurul gündeminde askıda bırakıldı. Bir başka düzenleme de 9. yargı paketiydi. 9. yargı paketi içerisinde kadın hakları boyutuyla kadınlara kendi soyadlarını kullanma hakkı tanıyan düzenleme ile etki ajanlığı hükümleri çok tartışıldı. Yargı paketi taslağından bunların çıktığı iddia edildi. Ancak 9. yargı paketi şimdi yeniden meclis gündemine nasıl gelecek? Kadınların tepkiyle karşıladığı soyadı düzenlemesi yargı paketinde ne halde olacak? Bunlar merak konusu. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin meclis açılışı arifesinde yaptığı konuşmada gündemde. Bahçeli'nin sosyal medyayı ve basın mensuplarını hedef gösteren tutumu ardından acaba etki ajanlığı şeklindeki düzenleme yargı paketi kapsamına yeniden alınacak mı? Bu da meclis gündemindeki sorulardan biri. Askıda kalan düzenlemeler yanı sıra Kasım ayı itibariyle mecliste kuşkusuz Türkiye'nin 2025 yılı bütçe maratonu başlayacak. Bütçe nedeniyle de mecliste daha fazla söz hakkı elde etmek isteyen, bu çaba içerisinde olan siyasi partiler söz konusu. Hangi partiler bunlar? Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi arasında grup kurma konuşmaları noktasında Saadet Partisi ile Gelecek Partisi'nin mevcut 19 sayıdaki milletvekilini grup olarak devam ettirebilmesini CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap sağlıyor. Ancak CHP milletvekilinin de artık kendi grubuna dönme isteği olduğu söyleniyor. Bu nedenle Deva Partisi'nin 15 milletvekiliyle Demokrat Parti'nin 3 milletvekilini kendi bünyesinde kapsayacak bir demokrasi ittifakı gündemde. Demokrasi ittifakı kurulabilecek mi? Deva Partisi, Demokrat Parti ve Bağımsız Milletvekillerinden oluşan meclise 7. bir grup mu gelecek? Yoksa Saadet Partisi, Gelecek Partisi'nin kurduğu mevcut grup büyüyüp meclisin 6. grubu varlığını nasıl devam ettirecek? Bunlar gündemdeki sorular. Eğer mecliste yeni bir muhalefet grubu daha ortaya çıkarsa, 7. bir grup oluşursa bunun anlamı AK Parti iktidarının Cumhurbaşkanlığının sunacağı 2025 yılı bütçesine daha çok muhalefet edecek ve söz alacak milletvekilleri olacak demek. Sayın milletvekilleri, Sayın Cumhurbaşkanımıza Türkiye Büyük Millet Meclisi adına şükranlarımı ifade ediyorum.